olmaz. Kimseye olmaz. Şimdi kendinin de getirsen bana gördüğün belki zaman verir, sen kimsin benim evimden defol gitmesini bekledim ben. Onu da demedi. Sen diyor, bekledin. Sen diyor getirmişsin bana ne diyor. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir erkek tipi var ya. Gerçekten yapıyor. Diyor ki senin yüzünden yaptım. Ha bir de diyor ki ben sevabına yaptım. Günah da sen gir. Hanım, bu ona benziyor. Çok enteresan. Bu da bir cins demek ya. Ne bileyim. Müge Hanım ben veli tercih ettim. Erkek türünün cinsleri herhalde. Var var yani. Gerçekten böyle var yani. Adam aldatıyor seni. Diyorsun ki niye aldattı? Senin yüzünden diyor. Niye benim yüzümden sorması hep senin yüzünden diyor. Şimdi sen getirmişsin kadını eve, o kovaymış. Aa, gerçekten hani gırtlakla kendine. Şimdi Müge Hanım, özür dilerim getirmişim şey değil. Dur Hatice Hanım bir şey yani söyleyeceğim. Sen şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Dur tek tek konuşalım. Ben şimdi altınımı altın olarak, bileziğimi bilezik olarak, altınımı da altın olarak, abi yok gitmiş gitmiş yani. Takipsizlik de verilmiş gitmiş o para. Şimdi mahkeme kağıdı gelmiş muhtarlıkta, o ne olduğunu bilmiyorum, alacağım. Bak bir şey söyleyeceğim. O para gitmiş. Evet. Şimdi sizin de 7 yıllık bir evliliğiniz var. Görüyorum ki hala daha kavga ediyorsunuz. Bak buraya geldin, Safiye'ye de deminden beri şeyler veriyordun. Öğütler veriyordun. Evet, Safiye çok yanlış yapmış ama güvenmeyecek Safiye Hanım. Babam da olsa ben güvenmem. 1 milyon da vermem. Vermem yani öyle adama. Abi bir dur, Çok daha. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Yani gördün o kendisi vermiş. Senin yanında evet, yine seninle beraber olan bir insan. Yani niye biraz sen de artık unutup bir evliliğinize devam ettirmiyorsunuz? Ben onlara çok ihtiyacım Müge var. Hanım, ben onlara bir ev tutup oturmak istiyorum. Müge Hanım bak. Bir saniye bir sayayım, bir ben konuşayım da bir ondan sonra. Ya bir konuşayım bak. Müge Hanım ben şimdi mağdurum. Altınım gitmiş, param gitmiş. Bu da onunla boşanma aşamasındayız. Şimdi boşanacağız. Kızım. Evim yok. Kira ödeyecek. Ama bir şey söyleyeceğim. Yok. Ama bak kaç yıldır da berabersiniz. Ben ne yapacağım ama? Hiç bu adama biraz ısınmadın mı? Yok, gayrı bitti diyorum ha. Geçti borun pazarı süreçlerini diyorum. Ama bitti ne zaman artık. Bitti. Buraya kaçıydı acaba? 12'si miydi buraya çıktı? Hı. O zaman 8. ayın 6-7'sinde nasıl bir bitti? Bir aynen öyle. Getirdi. Ben de burada, dinen boşadım. Yani bu, onu da geri alaydın sen de sözünü, alınmıyor mu bu, geri? Bak altınımı gören şahit. Şimdi Müge Hanım, aile var, ablam, dur. Aile var, ayağının altı öpülür. Aile var, yere serilir. Onun için ben istemedim. Aynı senin gibi, delilleri topluyor. Hocaya da danıştım, evimde duruyor, böyle böyle oldu hocam dedim. Yine ben vicdan azabı diyorum. Onu o kadın dedi nasıl duruyor evinde dedi. O zaman gitsin anasının çoluğunun yanına. Hoca bir sen de ona hoca sana şunu demedi mi? Metin sen de nikahlı karının evine başka bir tane kadın getirip kadının malını çaldırmışsın. Sana hocanın demesi lazım ki Metin sen evini mi satacaksın ne yapacaksın? Kadının parasını öde ondan sonra boş ol diyebilirsin demesi lazım. Anlattın mı canım? Sen hoca doğruyu bilmiyordun. Aynı olduğu gibi evime nasıl getirdiysem size anlattığım gibi hocaya da anlattım ben. Hayır hoca sana o kadın nasıl evinde duruyor diyene kadar senin demen lazım ki Metin sen nasıl kadının parasını çaldırdın da hala o evde oturuyorsun satıp da vermedin demesi lazım. Şimdi hocalara da karşı karşıya gelmeyene hoca bilmiyordur konuyu tam. Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Gene 1,5 yıldır o evdesiniz ya gittiğinizden beri. Evet. Tamam. Ablacığım sen de biraz niye duvarlara falan yazıyorsun bu altınları? Ya öyle yazdım işte. İnan her yere bir sene devam etti. Ha? Ben onlarımı almak istiyorum, ev tutup çıkmak istiyorum. Ben bundan kurtulmak istiyorum Müge Hanım. Hayır ama bak beraber yaşıyorsun sen. Kiralık ev tutsam param yok. Ondan sonra yatacak yatağım yok. Eşyam yok. Ben ne yapacağım? Sen eve çık ver abi onu o zaman. Sen git ailenin yanına. Yok ben bunun kötü eşyalarını istemem. Ben hiç istemem. Hiçbir şeysini istemem. Nasıl ben eve öyleydi gittim. Kendinde kalsın evi. Benim hiçbir şeyim olmaz. Bir tane kilimin üstünde yatayım. Sizden bir ricam. Müge Hanım hepinizden. Ben ne yapacağım biliyor musun? O kadın bulunsun. Evet. Bulundu. Buraya gelsin. Karşımıza. Evet. Kim aldı? Kim benim şuyum var, şununu vereceğim, kalanı şu. Benim nafakamı diye, versin. Burada, bununla da burada her şeyi bitirelim. Bu iş ben ya kadın çok kadın çaldığı şeyi niye geri versin kadın bir sene sonra abi?
Ben de çalayım o zaman Müge Hanım. Olur mu böyle bir şey? Bilemem. Onun cevabı kadın ya. Çalmamış ki, hırsızlık yapmış. Hayır. Çaldı. İşte tamam, hırsızlık yapmış, ödünç almamış ki geri versin. Hırsızlık yap. Hangi hırsız geri vermiş bugüne kadar Metin Bey? Ama yakalanıp elinden alıyorlar birçoklarını da. Yani bu nereye bir işlem görmemiş, bilemiyorum. Sayın hakim, savcım demesi lazım mıydı? Tamam, gelin bakayım. Alper'in anası. Mahkemeye çıkacaksınız. Öyle serbest gitme yok demesi gerekirdi. Ne olacak yani şimdi sizin işinizin sonu? Siz şimdi yani boşanırsanız da yine aynı evde oturmaya devam mı edeceksiniz? Yok canım, boşanınca ben niye ev tutacağım işte? Altının, param, bileziğimi getirsin versinler. İkisi yaptı. Kimse yoktu. Yeşim Alper, Metin Kahraman. O Yeşim Alper'in anasına babasına seziyorum. Alsın getirsinler her şeyimi. Sizlerin huzurunda. Bundan ikisi yaptı. Önce Cenab-ı Allah'ın sizlerin huzurunda. Evet. Benim yavrularım da duysun, kardeşlerim de duysun. Ben evimi satarsam 50 milyarını buna vereceğim. 50 milyon neymiş? Ben başka kurtuluşum yok. Evimi satacağım onun sadece için. Sadece altı bileziği. Benim şu anda 35 bin tutuyor. 35 bin para. 11 senelik, 11 senelik evim taze bir eşya almış değilim. 40 yıllık benim evimdeki eşyalarım. Ben de yani kendi yağımdan kavrulan yani bir insanım. Yani evinizi sattığınız zaman da açıkta kalacaksınız. Ben de diyorum ki şu beraber olmanın yolunu bulun. Yani bir ben tane evini de o bulunacak şekli de yok onun. Kendisini artık bu saatte. Bitti yani. Bitti. Bulunacak şekli yok. Evini de istemiyorum. Çünkü neden? Kendisini de istemiyorum. Hepinizden özür dilerim. Çünkü şuradan bu şurama getirdi ev artık. Ev ailesi değil. Hı? Ev ailesi değil. Kendi sen başına bir yerde ya. Kafasına göre yaşayacak, gidip gelecek. Sen gidip okey oynarsın bu akşama öyle kadar. Öyle bunun evde bir ekmek alma. Bu evde ailelik yapamıyor. Sen heriflik yapmıyorsun çok. Ama çalışıyor kadın. Eve bir ekmek getiriyor. Çalışıyor. 3-4 milyon parası var. Olsun 5 milyarım olsun, sana ne? Çalışan, o evde yaşayan bir kadın Allah rızası onu için da mı çalacaksın? Bir tane ekmek alıp gelmez mi? Müge Hanım, buradaki 3 tane altın alıp ben onu istemiyorum. Ben her şeyi göğsüme vurdum. Her zararı, her şeyi kendim karşılıyorum. Benim evim dolum dolum doluyor. İnsan çalışıyorsun ya. Akşam gelirken bir tane ekmek al gelin. Yalan söyleme, o kadar ekmek getirdim. Sen de incir almışsın, bir tane incir vermemişsin bir abi be. Tamam, vermedim Müge Hanım. Peki, onu da anlatayım. Tamam, şimdi de veriyorum. Her şeylerimi, bak, ben yedirmeyi severim, içirmeyi severim. Yiyor, bunda ilaç okuyor diyor. Ben nasıl her şeyimi vereyim? Ama incirin içinden kendi, nasıl ilaç çıkacak? Yok, işte incir öyle değil, kafa değil, öyle. Başka şeylerde. Kendi pişirdiğini yemeğe ortaya getiriyor, yiyor. Ondan sonra bunda ilaç okuyor diyor. Ben ne yapayım urban olduklar? Ben ne yapayım? Ya onlar peki, değilse boş bir dakika, peki siz aynı evin içinde ne yapıyorsunuz yani? Ben yemek pişiriyorum. Bu işe gider çok biraz zaman. Biraz toparlıyorum evi. Temel. Kahvaltıyı 10 tane yaparım. Yapıyorum, yani. 10 tane. Kahvaltıyı yaparım, dışarıya dar düşerim. Çünkü çene durmuyor. Makineli tüfek gibi. 10 tane ütüyü ütüleyen kim? 10 tane gömleğini ütüleyen kim? O iyiyken ütüledim. Şimdi de buradan şimdi gidince de. Şimdi bakmıyorum. Bakmam o kadar tabii. Altının, paramı, bileziğimi getir öyle bakayım. Yoksa yok. Bak, altınımı, bileziğimi getir, şahitler de var. Burada söylemeyeyim dedim, söyleyeceğim. Müge Hanım, bizim apartmanda ikinci kat yönetici Raşit abi, yönetici Yaşar abi yardımcısı. Bir de bu, Metin Kahraman. Üçü, bu benim çantamdan paralarımı çalıyor. Götürüp yönetici parasını istiyor. Benim çantamdan paraları çalıyor. Batlı diyor. Ondan sonra onlar isim vermedi dedi de yine de söyleyeyim bak. Kendin söyle, açıkla şimdi, bunu. Müge Hanım, o şöyle oluyor. Paramı çalıp da onlara demişsin hanımın dakika, parasından çaldım, getirdim çenem borcunu dursun. Ödedim dedin. Ben, beni bununla şey yapma dedin. Cenab-ı Allah'ın huzurunda, sizlerin huzurunda namusuma, şerefime yemin ederim. Dünyanın en şerefsiz adamıyım, ben bunu yapmam. Yapmadım da. Çaldım da getirdim. Şimdi kafasına takıyor filan kadın. Müge Hanım, 200 lira verdi, benim paramı çaldı. Buna bir laf verdi. Söylüyorlar. Ha ya, bunlar yaptı diye kafaya öyle takıyor. Benim dilekçelerimde de dahi o yazılı. Da işte. O kadın beni öptü demiş. Açığa çıkmasını istiyor. Benimle ev tutayım, beraber yaşayak demiş o kadın.
altınları çalan, dünyanın dedim dilekçiye en şerefsiz adamıyım. Eli elime değmedi diye. Getirdim, hepsini de getirdim. Ya eli elinize değmedi evet. Ama yani eve gelmesinin nedeni neydi konusunu? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi Metin abi? Yani Hatice Hanım'ın yerinde ben de olsaydım beni de inandıramazdınız. Yani doğru, ben şimdi eve gelip de kocamı bir kadınla şeftali yerken gördüğüm zaman yani ne düşünebilirim ki yani? Hani hangi kadın düşünebilir? Yani peki, burada şurada sokaktan çıkalım 100 tane kadını çevirelim. Diyelim ki eve geldin. Kocam bir tanımadığın bir kadınla şeftali yiyor. Ne yaparsın? Peki, ne yaparsın? Yani, İnsanı tamam, katil doğru edersiniz abi, bak çok açık söyleyeyim. Yani hani kimin gücü kime yeterse. Şimdi bak hayatta da olacak şey var, olmayacak şey var. Tamam, madem bir halt karıştıracaksınız bari eve sokmayın ya. Yani insan bir halt karıştıracaksa tamam mı? Ağzına yüzüne de bulaştırmayacak. Öyle, bulaştırdıktan öyle bir sonra da yeme, yani öyle bir bak ben şerefsiz ben, demem. Bak, çok özür, o benim haddim değil. Hanım, benim büyüğümsünüz. Ama ben eve de kadın alınmaz ya. Ben kendime şahsıma konuşuyorum. Namusuma yemin edeyim vallahi acındırdı beni. O şeyle geldi. Abi sana bir şey söyleyeyim benim mi? O torunum, saatten sonra evladım yaşında o saatten sonra ağzımla kuş tutsan bak ben Müge olarak söyleyeyim. Buyur. Ağzımla kuş tutsan 40 sene sana bunu söylerim. Yerim seni yani. Peki Müge Hanım, ben de sana şöyle yani diyorum. Hani kadınları da çıldırtıp sonradan da kadın niye çıldırdı da dememek lazım. Yani niye çıldırdıklarına da bir bakmak lazım. Şimdi her şeyi yapıp sonra şöyle geliyor. Kadın işte konuşuyor, evet, sürekli konuşuyor. Benim bunu yüzüme vur. Sen yapmasaydın kadın da vurmayacaktı. Müge Hanım, ben senin evine varsam misafir olarak. Başımla. Çantamdan fuarça çıkartsam, masanın üstüne sana da buyur etsem, ben onu yerken o benim boğazıma durur mu durmaz mı? O zaman ne düşünürüz? Ha, dolabımızda o şeyle yinecek bir şey varsa ya diye bunu düşünürüz. Şeyleri konuşmasın. Ben bu niyetle yani Metin abicim eve getiremezsin kadını ya. Sokakta tanıdığın kadını eve getiremezsin. Eve getiremezsin. Esas ana konu bu. Zaten ana konu esas, eve getirmez. Esas hata orada mı? Öyle başlıyor aşkım. Ben bunu biliyorum. Kadından oldu. Metin Bey hiçbir kadın evet, kocasının evet, eve getirdiği bir kadına elini vurmadı, yan gözle bakmadı şeklindeki konuşmalarını dikkate almaz, onu doğru, her türlü kötü düşünceyle doğru getirdiğini doğru kabul doğru eder. Doğru, kabul ederim. Doğrudur. Bunun çünkü kimse de kimseyi iyi yani niyetle evine getirmez. Getirmez tabii canım. Ben inanmam. Bak aklıma şimdi yani, keşke inanabilseydim yani. O konuda hanımefendi ne Müge yapsa haklı. Geldi, unuttum bak. Ne düşünce, şimdi ben tramvayda haklı gidiyorum ya. Şimdi bakalım dur sizin şu şeyinize bakalım. Ben niye takipsizlik verilmiş arkadaşlar, şuna da bakacaklar da. Yani benim tek ricam sizden Müge gerçekten Hanım, dur ablam bir dur. Ama bak sana bir şey söyleyeceğim. Unutmazsın sen dur. Benim de sana söyleyeyim biraz daha sakinleşme imkanın yok mu ya? Tamam. Biraz daha hani. Yani ben ne olacak? Sakinim hayır zaten. Tamam bak sen yerden göğe kadar haklısın işin başında da. Ama çok gittiniz gene aynı evdesiniz. Gene ben de diyorum ki biraz sakinleşseniz diyorum. Ben çok... ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.